Ehl-i Beyt Kudret Dağı Vakfı Genel Başkanı Kul Erdal Doğan'dan tüm insanlığa evrensel çağrı. Çocuklarımızı ilim ve bilime yönlendirelim. Sevgiye, muhabbete, aşka yönlendirelim. Onlara bütün insanları bir görmeyi öğretelim. Hayvanları, tabiatı, insanları bir görüp, üçünü birleyip, birbirinde gizleyip, üçünü birbirinde arayalım. Allah, sevgi, insan üçlüsü yer bulacak, tüm insanlar da huzur bulacaktır. İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır diyen Hünkar Hacı Bektaş Veli Efendimizin hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir diyen Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün bakışıyla ilim Çin'de ise ara bul diyen Hazreti Ali Efendimizin izinden yürüyelim. Bilim ve teknoloji nereden zuhur etmiş ise orada hak vardır diyen Muhammed Mustafa'nın peşinden yürüyelim ve çocuklarımıza birliği, beraberliği, doğa ve insan sevgisini, empati kurmayı öğretelim. Çocuklarımıza cömertliği, helal kazanıp helal yemeyi, kul hakkına girmemeyi, birilerini ezerek yükselmenin yanlış olduğunu öğretelim. Bizler de tüm canlı varlığın haktan bir nefes taşıdığını bilip, tüm yaratılmışı sevgiyle, muhabbet ile kucaklayalım. Bu arada ırk, renk, din ayrımı yapmayıp tüm varlığı yaratandan özge tabiriyle bir görüp sevmeyi öğrenelim. Yeryüzünde evliyaların, velilerin, nebilerin, aşıkların, sadıkların, yanıkların, bilim insanlarının doğrultusunda felsefe ile İslamiyet'i özdeşleştirip Hakk'ın varlığını yaratılmışta görüp tüm yaratılmışı sevmeyi öğrenelim ve öğretelim. Yaratıcı ile insan arasındaki davaya hiçbir canlının müdahale edemeyeceğini, ettirilemeyeceğini öğretelim. Din vicdan işidir, mantık işidir, aşk işidir, sevgi işidir. Sevgiyi, aşkı, vicdanı bilen insanın zaten dini halleri de mevcuttur. Hak inancı, Kur'an inancı, tabiat inancı, sevgi inancı yüreklerinde yer bulmuş kişiler, tabiatı, doğayı, hayvanları sevmiş, yaratıcının her ayetini sinesine sarmıştır. Ondan dolayı felsefe yolundan, bilim yolundan, erenlerin ışığı yolundan, güzellik yolundan, ve 73 millete aynı gözle bakmayan bizden değildir diyen Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli Efendimizin bakışıyla alemi görelim. Yüce Peygamber Efendimizin haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır sözüyle mazlumun yanında durup devletimize, milletimize, ordumuza, polisimize, halkımıza ve mazlumlarımıza sahip çıkıp haksızlığın karşısında dimdik durmayı öğrenelim ve öğretelim. İlimle, bilimle, fenle, teknolojiyle harmanlanıp hakla hak olmayı, hakkı bilim içerisinde bulup çözmeyi ve bütünlüğü öğrenip öğretelim. Saygılarımla Kul Erdal Doğan.